Merhaba. Türkiye'deki kabilelerin davranış biçimleri birbirine çok benzer. Cem Karaca'nın tabiriyle iki gözüm bu işin yoksa solu. Demokrasi bir amaç değil, araçtır diyen Erdoğan'ı eleştirenlerin kahir ekseriyeti için de bu böyledir. Buna insan hakları, basın hürriyeti gibi kavramları ekleyebilirsiniz. Mahalle sakinlerinden biri içeri atılınca hukuk akla gelir. Bu kişi basın mensubuysa gazetecilik suç değildir. Halbuki genel geçer kaide bunu kendinden olmayan için istemektir. Samimiyet testi böyle yapılır. Ağır olacak biliyorum ama Baba Ali öteden beri meyhane solcusudur. Eleştirdiklerini solculuğun temel değerlerinden uzak olmakla suçlarlar. Halbuki şuculuğu veya buculuğu modellemek değil, insanlık katına yükselmektir mühim olan. Şeriat bahsi açılınca sorulacak soru şudur. Hangi şeriat, kime ve neye göre? Soruyu çevirin hangi solculuk? Kime ve neye göre? Zekeriya Sertel komünizmi mi? Mihri Belli sosyalizmi mi? İsmet İnönü solculuğu mu? Bülent Ecevit ortanın solculuğumu? mu? Halkçı mı? Milliyetçi mi? Demokratik sosyalizm mi? Sosyal demokrasi mi? Seçimle mi? Devrimle mi? Kimden ilham alalım mesela? Muharrem İnce veya Mehmet Ali Çelebi'den mi? Yoksa rahmetli Deniz Baykal'dan mı? Hangi gazeteciler rehberimiz olsun? Soner Yalçın, Hulki Cevizoğlu, Nedim Şener olabilir mi mesela? Ya da ne bileyim Metin Feyzoğlu, Yavuz Bingöl gibi isimlerin iyi tarafları kafi midir? Bakın dayanışma mahalle içinde olmaz. Fikir ve eylemlerine katılmadığın insanlarla temel değerlerde dayanışırsın. Kıstas budur yani. Asgari müşterek. Alanım gazetecilik olduğu için buradan örnek vermem daha tesirli olur. Bizim meslekte haberin olmasa olmaz unsurları vardır ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman ve kim sorularının cevapları olacak. Haberin içindeki bilgiler teyitli olacak. Tüm taraflardan görüş alınacak. Sonrasında cevap ve düzeltme hakkına riayet edilecek. Haber yeni verilerle sürdürülecek. Hata yapılmışsa saklanmayacak filan. Meslek erbabı bilir bunları. Türkiye Medya Mahallesi topyekün bundan uzak bir çizgiye savruldu. Yandaşı ve muhalifiyle. Zannederim 10 yılı geçti. Tüm tarafların görüşlerine başvurma cevap hakkı yok, kalmadı. Haber yanlış ve hatalı çıkarsa düzeltme yok. Fikri takip, hak getire, gücü gücüne yetene. Dezenformasyon çağında yaşıyoruz. Çarpıtma ve yanlış bilgiler bizzat gazeteciler tarafından köpürtülerek yayılıyor. Kimse paylaştığı şeyin önün arkasına bakmıyor. İdeolojisi ve nefretini beslemesi yetiyor. Velev ki yalan olsun, fark etmiyor. Meslek hayatım boyunca hatalarım olmuştur fakat kasten yalan habere imza atmadım. Dolaşıma sokmadım. Bugün içinden çıktığım medya mahallesi bunu kılı kıpırdamadan yapıyor. Adeta bir harpteler ve atış serbest. Türkiye'deki somut problem mevcut rejim sahiplerinin temel söylemlerini tüm taraflara kabul ettirmesi. Misal Sözcü gazetesinin yakın zamanda attığı kimi başlıklara birlikte bakalım mı? suya sabuna dokunmayan böyle bir şey olabilir mi diye sormaktan usanmayan istikrarlı biçimde rejim söylemine selam çakan sözümü ona demir taşa sahip çıkarken aslında partisinden nefret eden kraldan fazla kralcı hatta belli konularda devletten ve iktidardan daha tutucu arada muhalefet vekillerini mutlu eden sürekli olarak bıkmadan benzer kişilerin benzer laflarıyla umut pompalayan kimi eski lafları hatırlatarak zararsız konularda tepinmeyi seven, duvar üstlerine yıkılmış halen tuğla çekmekten bahseden, her defasında reddedilmesine rağmen oyunda kalmayı sürdüren, şiddete karşıymış gibi yapıp yumruğu daya öven, siyasi kayırmacılıkta 10 yılı geçti bunu yeni bir şeymiş gibi veren, bin kere yerin dibine batmış sorunlu tipleri parlatmaya devam eden, aslında yapıp ettiğinden iktidara oy vermiş bir seçmen kadar bile pişman olmayan bir mevkutedir sözcü. İleride iletişim meslek okullarında okutulacak arşivlik bir seridir aslında bu. Bakın bunlar birer sonuçtur esasen. Yeni de değildir. Arşivden 5-10 yıl önceki benzer başlıkları bulup koyabilirim. Çizgide hiçbir değişiklik yok. Ayrıca bu gazetelerin okurları konuyu çok iyi biliyorlar. İkna edilmelerine lüzum yok. Sebep hukuk tanımazlıktır. Sebep soran, sorgulayan gazeteciliğin bitmesidir. Sebep ehliyeti ve liyakati olmayan bir heyetin son 10 yıldır girdiği her seçimi çalmasıdır. Ve maalesef dayanışma bitmiş, tüm çevreler kendi gibi düşünmeyenleri ötekileştirmiştir. Eskiden hak ihlali oldu mu gazeteler logosunu yapıp bir kenara koyar. Misal Can Atalay şu kadar gündür tutsak şu kadar gündür yemin edemedi diye anons ederdi. Herkes kendi köşesinde yalnızlaştı. Sırrı Süreyya'nın lafıdır. Sistem zalim bir şeydir. Yukarıda becerikli hain, aşağıda muti kul ister. Öyle de oldu.